Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün İzmir'in antik kentlerinden bir tanesi olan İzmir Agora'nın içindeyiz. Bugün Agora'yı gezeceğiz. Agora ne demek diye sorarsanız, Agora etimolojik olarak şehir, meydan, çarşı, pazar yeri demek. Yani İzmir'in tüccarların kalbi, bir nevi yeni ismiyle AVM. Şimdi bugün buraya gezeceğiz. Burası Roma dönemine ait bir yer. Burada sadece Agora çarşı pazar olarak diye düşünmeyin. Ticari, adli, dini, siyasi fonksiyonların da olduğu bir yer. Ve anıtların, surların, heykellerin bulunduğu çok güzel bir yer burası. Şimdi hep beraber oraya gezeceğiz. Ve burası Agora, felsefenin de temellerinin atıldığı bir yer. Bakalım, gezelim, görelim nasılmış, biraz daha yapıt görelim hep beraber. Ondan sonra devam edeceğiz kaldığımız yerden. Hadi. Şimdi Agora'nın alt kısımlarında bir yerlerdeyim. Burası da kapalı pazar yeri galiba. Ben de tam bilmiyorum. Ama bu Agora'da sadece böyle pazar yeri tarzı yerler yok. Su kanalları da çok meşhur Agora'nın. Ve birçok su kanalı var. Bunlardan hala iki tanesi faal vaziyette. Şimdi oraları da gezeceğiz. Ve şu su kanalları deyince aklınıza direkt kanalizasyon tarzı şeyler gelmesin. Bu su kanalları halkın kullanabilmesi için dağlardan çeşmelere, yani kanallar boyunca çeşmelere ve sarnıçlara akan bir su ve halkın kullanabileceği bir su tarzında yapılmış. Ve böyle bir güzel bir AVM tarzı bir yerde de bu çok mantıklı bir şekilde olmuş yani. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bazı gezmek istediğimiz yerler var ama bunları kapatmışlar. Ne zaman açıyorlar inanın bilmiyorum. Ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Ben kendim İzmirli olarak ilk defa Agora'ya geldim. Agora'yı geziyorum. Çok güzel bir yer. Gelmenizi tavsiye ediyorum. Gezelim. Biraz daha gezdikten sonra bilgi vereceğim size. Hadi görüşürüz. Simirna, İzmir'in eski ismi. At neyesini ağzına, İzmir'in iyisini koy başa. İzmir. Öyle bir şey oldu herhalde. Başka türlü bir açıklaması olamaz. Hadi gidelim. Sonuç olarak tarihin burgularının yattığı bir yer burası.
Tüm İzmirlilerin gelmesini tavsiye ediyorum. Çünkü ben İzmirliyim diyen bir insan büyük bir ihtimal buraya gelip gezmemiştir. Ve daha önemlisi buranın su kanalları, yapıtları, Osmanlı'dan kalma mezarlıkları, Roma döneminden kalma taş şeyler, Yunan'dan kalma yazıtlar, yani bunları görmeniz lazım. Yani bunlar tarihi koklamaktır, tarihi bilmek hepimizin hakkı olarak düşünüyorum. Lütfen gelin, bir müze kart alın ve İzmir'deki bütün antik kentleri gezin. Şimdi biz gezmeye devam edelim. Hadi bakalım daha ne güzellikler varmış. Demokratis'e övgü dolu sözler yazılan bir yazıtın önündeyim. Demokratis kim diye sorarsanız, söylediğim gibi büyük bir depremden sonra, İzmir depreminden sonra tekrardan burayı şehir haline getirmiş biri. Ve burada da yazıtlarda da yazdığı gibi işte, ey maharete ünlü yargıç Demokratis, bu başarı sana ait. Bir depremin öldürücü felaketinden sonra çok gayretli bir çalışmayla Simirne'yi tekrardan bir şehir haline getirmeyi başardın tarzında bir şey yazıyormuş. Ben okuyamıyorum tabii, ben oradan okudum. Ama çok güzel yazmışlar ya. Kağıt yok muymuş ya? Taşa yazmışlar. Neyse, devam edelim. Evet arkadaşlar, yasladım sırtımı Bazilika'nın batı kısmına. Şimdi size söylemeyi unuttuğum bir şey var. Buranın giriş ücretleri 13,5 lira, 14 lira diyelim. Ama ben Efes'ten aldığım müze kart sayesinde buraya bedavaya girdim. Ve siz yandınız arkadaşlar. O müze kart parası sonuna kadar çıkacak. Bütün müzeleri gezeceğiz. Gezmediğimiz müze kalmayacak. Bütün bazilikalara, bütün antik kentlere, bütün her yere gideceğiz. Siz de inşallah beğenerek izleyeceksiniz. Şimdi hadi gidelim ya. Ya şuraya gitmek istiyorum aslında. Şurada gördüğünüz gibi bir tane kale gibi bir yer var. Ama önünde yaklaşık 10 tane köpek var. Ve biraz önce de bir köpek saldırısına uğradım. 10 kişi koşturdu beni. Havladılar. Şimdi oraya doğru yanaşsam gene havlayacaklar. Ama bir şekilde oraya gitmeye çalışacağım. Gidemezsem de buradan bakın işte şurası. Bak şurası işte. Orası da bazar. Bazarın bir kısmı. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar. Burası Osmanlı Devleti'ne geçtikten sonra da Eşref Paşa Mezarlığı olarak kullanıldı bir dönem. Burada da bu Eşref Paşa Mezarlığı'ndan kalan eski Osmanlı mezarlarını görebilmemiz mümkün. Bakın, görün işte burada. Çok da güzel yapmışlar. Aslında eski insanlar kolaya kaçmamış. Fanta'ya kaçmış. Agora'da bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer buraya gelirseniz büyük bir ihtimal benim gezdiğim yerleri, kanallara falan giremeyeceksiniz. Çünkü kapalı, yasak. Ben kaçak olarak girdim. Ve güvenlikler beni dışarı atıyordu az kalsın. Zor kurtardım kendimi. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve arkamızda da Kadife Kale ile beraber bir sonraki durağımızı düşünmeye başlayabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.